bela döndü, döndü, döndü böyle. Yani hep sağımızdan teğet geçti, solumuzdan teğet geçti. Şuradan geçti, buradan geçti. Hala bizim üzerimizde dolanıyor. Alem-i İslam'da da işte en güçlü devlet olarak, dirayetli devlet olarak bir tek Türkiye var. Müslümanlara sahip çıkan. Ve kimse de yok. Ama İttihad-ı İslam istiyorsak, yani bir yerde de bir şey olması lazım. İnşallah bu bela da selametle savuşur gider. Fakat şu an alem-i İslam üzerinde cereyan eden hadiseler var. Bu hadiseler tabii ki bir yere doğru götürüyor. Kısaca dersimizde ona bakacağız. Sonra bu zulümler rahmet-i ilahiye cihetiyle altında ne gibi hikmetler var, ne gibi güzellikler var. Bu masumlar, mazlumlar bu musibetlerde yanıyorlar. Tabii ki imanımızdan dolayı ne yapıyoruz? Üzülüyoruz, şefkat duyuyoruz. Bunların hikmetlerini de kısaca Kassamonu ve sözlerden inşallah bakacağız. En sonunda da kendimize çıkaracağımız pay ve ders olarak sünühatta bu musibete düçar olmamızın sebebi ve hikmeti nedir? Onu inşallah izah edecek. Tabi her biri başlı başına büyük derslerdir bunların. Biz her birine kısaca değineceğiz. Bir küçük toparlama yapacağız. Yaramıza merhem olsun diye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, konferanstan okuyorum. Ecnebi parmağıyla idare edilen zındıka komiteleri, ecnebi parmağıyla idare edilen zındıka komiteleri. Bak, Risale-i Nur muazzam bir kitaptır. Hani biz böyle görüyoruz ya, işte Rusya var, Amerika var, değil mi? Halbuki ecnebi parmağıyla idare edilen zındıka komiteleri var burada. Evvela onu bilmek lazım. Yani yanındaki düşmanı bilmek lazım. Adam orada, düşmanın orada oturmuyor. Ne yapıyor? Kendisinin idare ettiği zındıka komitelerini burada tesis ediyor. Ve buradaki taşeron firmalara bu işleri yaptı. Hani bugün de konuştuk ya, işte PKK dedik, şu dedik, bu dedik, değil mi? Bunlar hep taşeron firmalar. Bak, firmalarda bile taşeron var, değil mi? Belki de ana firma T nerede? Sen ismini bile belki bilmiyorsun. İhaleyi birisi alıyor, o taşörene veriyor. Taşören o parçayı buna veriyor, bu parçayı buna veriyor. Oradan da onun alt kademeleri aynı şekilde iş dünyası böyle olduğu gibi icraat dünyası, devletler arası zındıka komiteleri de bu şekilde ne yapıyor? Hareket ediyor. Şimdi biz Müslüman olarak diyoruz ki ya benim imanımla kimin ne alakası vardır? Yani bu İslamiyet niye bu kadar da bir mühim olsun? Arkadaşlar, geçmiş tarihinize baktığınızda İslam ve İslamiyet asırlar boyu ne yapmış? Dünya idaresini elinde bulundurmuş, elinde tutmuş. Elbette ki şu an dünyanın idaresini, dünyanın bütün parasını elinde tutan ve bütün Müslüman devletleri sömüren insanlar bu gücün ve bu kuvvetin bizim elimize geçmesini muhakkak istemeyeceklerdir. Tabi bu adamlar da parası çok olan adamlar. Yani bu adamların parasının haddi hesabı, sınırı yok. Evvela biz Müslüman olarak bunların bu taşören firmalarına, yani bu örgütlerine, bu komitelerine bilerek veya bilmeyerek iltihak etmemek gerekiyor. O veya bu fikri savunanların peşine gidersek veya onların fikriyle fikirlenirsek maalesef bilmeyerek onlara hizmet etmiş oluyoruz. Üstad yine bir yerde ne diyor? Bilmeden diyor onlara iltihak eder diyor. Onlar da o kuvvetli ehli hakkı ezerler. Ya aslında hepsi Müslüman değil mi? Bu kadar Müslüman mağlup olmaması lazım. Ama bu Müslümanlar onun safında bilerek veya bilmeyerek ne yapıyor? Kendi bindiği dalı kesiyor. Nasreddin Hoca hesabı. Bizim efkarımız bellidir. Efkarımız, fikriyatımız Risale-i Nur'un vermiş olduğu doğrultuda fikirlenmek lazım ki ne yapsın? Bizi sırat-ı müstekime ulaştırsın. Aksi halde işte o yazarla uğraşırsak, bu çizerle fikirlenirsek, işte bugün işte televizyonda bu olmuş, acaba ne yapacağız diye böyle ortada kalırsak,
Zaten istedikleri de budur. Ecnebi parmağıyla idare edilen zındıka komiteleri İslamiyet'i imha için İslam memleketlerinde bilhassa Türkiye'de öyle desiselerle entrikalar çevirmişler, haince dolaplar döndürmüşler. Hunharane ve vahşiyane zulümler irtikap ve şeytani ve menfur planlar tatbik etmişler. Ve ifalatlarda bulunmuşlar. İfal ne demek? İfal ne demek ifal? Aldatma. Daha önce de Müslümanları işte Osmanlı'nın son yıkılış dönemlerinde de ne yapmışlar? Yani Çanakkale'ye mesela İngilizler Hindistanlı askerleri getirmişler. Ne demişler? Osmanlı zor durumda. Osmanlı'ya yardıma gidiyoruz diye gelmiş adam. Bak Müslüman'ın karşısında yine Müslümanlar. Haince dolaplar döndürmüşler. Hunharane ve vahşiyane zulümler irtikap ve şeytani ve menfur planlar tatbik etmişler. Bakın bir yandan Halep'e vururken öbür taraftan da Gazze'ye İsrail vuruyor, bak kimse görmüyor. Gazze'ye bütün gücüyle yükleniyor. Orayı bombalıyor şu an. Ha, gündemde yok, fark ediyorsunuz mu? Önceden Gazze için nasıl ayağa kalkıyorduk? Onu da tezgahlıyor. Ve İslam aleminin içerisindeki bu karışıklık onların işine geliyor. Niye, neden? Müslümanlar birleşirse ne yaparlar? İsrail'i ortadan kaldırırlar. Çünkü İslam dünyasının ortasında ve Müslümanların üçüncü kutsal şehri olan Kudüs'ü ellerinde bulundurduklarından dolayı Müslümanlar muhakkak bu işe bir el atarlar diye, Selahaddinler ortaya çıkar diye Orta Doğu'daki Irak ve Suriye'deki karışıklığı ha bir yandan körüklüyorlar. İblisane, sinsi metotlar takip etmişler ve kardeşi kardeşe çarpıştırmışlar. Dahilde bir kardeşine veya mesela kimisi aşırı bakıyorsun ırkçılıkla bir Kürt düşmanlığı ortaya koyuyor. Öbür taraftan birisine bakıyorsun ki o da aşırı bir Kürt sempatizanlığı ortaya koyuyor. Bunları ortaya aslında koyanlar Müslüman değiller. Bakıyorsun ki Ermeni Kürtçülüğü savunuyor. Türkiye'deki Rum ve Yahudiler de Türkçülüğü savunuyorlar. Türkçülüğü savunması gerekenler normalde Türklerdir. Ama en çok Türkçülüğü savunanlar bu memlekette bu fitne faaliyetlerini çeviren adamlar. Ziya Gökalp bir misal vereyim. Osmanlı son döneminde bu adam İstanbul'da Türk milliyetçiliğini ortaya koyan, tesis eden adam. Sonra Diyarbakır'a da gidip Diyarbakır'da Kürt milliyetçiliğini tesis etmeye kalkan adam. Sonra kendisi tekrar İstanbul'a geliyor. Oğlu Kürt milliyetçiliğini, kendisi de Türk milliyetçiliğini ne yapıyor? İnkişaf ettiriyor. Bakın tabii o adamı oraya bir gönderen var değil mi? Yoksa o adam tek başına böyle bir faaliyete kalkabilir mi? O adam birinin taşören firmalığını yapıyor. Müslümanları dahilden bölmek, parçalamak için iblisane hazırlanmış bir metot. Biz de ne diyoruz? Hey o, en büyük Türkler diyoruz. Veya işte Türk olmayan ölsün. O bir iki de ne diyecek oradan? Kürt olmayan ölsün diyecek. Böylelikle hatta adamın biri ne yapmış? Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek memleketi 3-5 parçaya zaten baştan bölünür. Sen ne mutlu Türk'üm diyene dersen, kardeşim senin Güneydoğu'da kaç tane Arap ilin var? Değil mi? Senin Doğu Anadolu'da kaç tane Kürt ilin var? Senin kuzeyde, Karadeniz'de kaç tane Laz ilin var? Bunların hepsi de ne mutlu Laz'ım diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, ne mutlu Arap'ım diyene demek zorunda bırakırsın. Ama tabi bu bilinçli söylenmiş bir şeydir. Bilinçsizce söylenmiş bir şey olabilir mi? Ve öyle aldatıcı yalan ve propagandalar ve yaygaralar yapmışlar, fitne ve fesat ve tefrika tohumları saçmışlardır ki bunlar İslam'ın bünyesinde derin rahneler açmış ve büyük tahribatlar yapmıştır. Büyük tahribatlar yapmış. Biliyorsunuz 1. Cihan Harbi'nde İngilizlere karşı savaşırken cahil bir kısım Arap Bedeviler, bir 5.000 kişilik, 10.000 kişilik bir Bedevi grubu, onlar da Mekke ve Medine'ye saldırmış. Tabii ki Osmanlı İslam aleminin kalbi olan Mekke ve Medine'yi savunmasız bırakamaz. Mühim askeri kuvvetleri göndermek zorunda ve Kudüs'teki düşman karşısında, İngiliz karşısındaki kuvvetlerini çekmek zorunda kalıyor. Ve böylelikle Kudüs kaybediliyor. Peşinden Mekke ve Medine de düşüyor.